Bakın ben motor rektifiye ettirdim ve ustam bana dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Araba rektifiye ettirdim otomobil ve ustam dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Abi sıfır motor aldım. Bana servis yani satan bayi dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Abi yetinmedim. Hani kimsenin yapmadığı bir şeydir genelde ama o yanında verilen kullanma kılavuzunu okudum. Hani pek okumayız, bunu okumayı sevmeyiz ya, bunu okuyun arkadaşlar. Onu okudum. Abi orada da diyor ki rodaj yapman gerekiyor. Sizlere işte vay efendim motorun sağır kalır arada sırada gazla ya bir şey olmaz diyenlere itibar etmeyin. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Katil Doblo'nun arkasından herkese selamünaleyküm. Abi videonun girişine bak ya, Doblo'nun arkasında başladık. İnşallah videonun çıkışında hala sağ salim hayatta olabiliriz. Neyse, işin şakası bir tarafa arkadaşlar ve dedik üstümüze araba kırdı. İşin şakası bir tarafa, bu videomuzun konusu benim çok fazla sinir olduğum, ayar olduğum, kurulduğum bir konu. Aslında ana temamız rodaj konusu. İşte rodaj nedir, nasıl yapılır, yapılması gerekli midir? Bunlardan bahsedeceğim ama takıldığımda bir nokta var. Takıldığım nokta ise şu arkadaşlar, bizim Türk milletimiz, Türk halkımız, hani bu arada kendi milletimizi aşağılıyor ya da küçük görüyor değilim ya da kendimi kimseden üstün görüyor değilim ama bizim insanımız bilmiyorum kelimesini kullanmayı sevmez abi. Bugün bir yerde birine bir adres sorun, %95 ihtimalle kimse size bilmiyorum demez, hemen bir adres tarifi vermeye çalışır doğru veya yanlış bir şekilde. Şimdi ben size bu örneği şunun için verdim, bakın. Gerek normal hayatınızda olsun, gerek izlediğiniz YouTuber'larda, motovloggerlarda olsun, kimse bilmiyorum demez. Bilse de bilmese de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur ve sizi yalan yanlış yönlendirir. Ki bunu yapan çok fazla motovlogger var. En basit örneğinden, abi ABS'li motor almayın, erkek adamın ABS'li motora ihtiyacı yoktur diyen motovloggerlar var bu ülkede. Ve bu ve buna benzer motovloggerların rodaj gereksizdir, rodaj işi eskide kalmıştır, rodaj yapmayın dediğini duyarsınız ki ben duydum, gördüm ki bunlar rahatsız olduğum için de bu videoda bunlara yer veriyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın ben motor rektifiye ettirdim ve ustam bana dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Araba rektifiye ettirdim otomobil ve ustam dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Abi sıfır motor aldım, bana servis yani satan bayi dedi ki rodaj yapman gerekiyor. Abi yetinmedim, hani kimsenin yapmadığı bir şeydir genelde ama o yanında verilen kullanma kılavuzunu okudum. Hani pek okumayız, bunu okumayı sevmeyiz ya, bunu okuyun arkadaşlar. Onu okudum. Abi orada da diyor ki rodaj yapman gerekiyor. Ama kalkmış böyle bazı bildiğini iddia eden insanlar, bazı bildiğini iddia eden motovloggerlar da size de şunu söylüyor. İşte rodaj işi eskide kaldı. Artık günümüz teknolojisiyle üretilen araçlarda rodaj yapmaya gerek yoktur. Alır almaz gazlayabilirsiniz diyorlar. Şimdi bakın. Benim motor rektifiye ettirdiğim usta bunu söylüyor. Araba rektifiye ettirdiğim usta bunu söylüyor. Satan bayi bunu söylüyor. Hepsini geçtim. Abi bunu üreten mühendis o kitapçığa yazmış ki bak bu kilometreye kadar şu devri, o kilometreden şu kilometreye kadar da şu devri geçmeden kullan demiş. Be mübarek adam, be mübarek motovlogger diyeyim ben sana. Bunu yapan mühendis bana rodaj yap diyorken sen bana nasıl olur da rodaja gerek yoktur, rodaj eski araçlar için geçerlidir, günümüz teknolojisinde böyle bir şey yoktur dersin ve insanları nasıl bu yönde kandırırsın? İşte bunu size anlatan insanlar da, söyleyen insanlar da, illa motovlogger olması önemli değil, normal hayatınızdan birileri de olabilir. Bunları söyleyen insanlar hayatında genelde ne sıfır bir araç almış, ne bir motoru ya da bir otomobili rektifiye ettirmiş insanlardır. Genelde bilgi sahibi değillerdir. Sağdan soldan, kulaktan dolma bilgilerle sizleri yanlış yönlendirirler. Bakın arkadaşlar, bu tür konularda motovloggerlara sormak yerine ya da başkalarına sormak yerine açın abi kullanma kılavuzunu okuyun. İşte yanında gelmedi mi ya da ne bileyim kayıp mı ettiniz, başına bir şey mi geldi? Açın abi marka modelinizin internetten kullanma kılavuzunu PDF olarak indirin. Ya o da mı olmadı? Açın abi eski kaynaklardan altın elbiseli adamı izleyin. O da mı yok? Abi gidin anlatan adamların videolarına falan bakın. Yani gerçekten bilgi sahibi olan insanlara sorun. Ya bugün tutup da sıfır motor alıp bana şunu diyen var ya. Abi işte ilk 1000 kilometre ben rodaja dikkat etmedim, gazladım, bir şey olur mu? İşte bana böyle böyle yap dediler. Ya arkadaşım sana bunu kim söyledi? Böyle bir şey yok. E yine örneklendirelim, örnek üzerinden gidelim. Nasıl mesela ayağınıza bir ayakkabı alırsanız ilk başta sıkar ama sonra alışır. Hadi motordan örnek verelim, bir kask aldınız diyelim. Başta o kask kafanızı sıkar ama sonrasında alışır. Abi motosikletin de gerek silindir yüzeyinde olsun, gerek şanzımanında, gerek debriyajında hiçbir zaman
hani böyle pürüzsüz, tamamıyla cillop gibi bir yüzey çıkmaz. Tabii ki de siz gözle bunu göremezsiniz ama böyle mikroskop altında incelendiğinde aslında pürüzler, aslında çapaklar bulunur ve fabrika zaten ilk 1000 kilometrede değişeceği için motorun içerisine kalın bir yağ koyar. Çünkü olması gereken budur. Ve siz o yağı 1000 kilometrede değiştirmek zorundasınız. Hani geçen bir video yaptım ya, 5000 kilometreye kadar yağ değişmedi diye motor almaktan vazgeçtim diye. Orada da mesela keşke alsaydın gibi yorumlar geldi. Arkadaşlar alınmaz. O yağla o kadar gazlanılmaz. Ne kadar günümüz teknolojisi gelişmiş de olsa oradan sola da dönülmez ya. Vay arkadaş. Şimdi ne kadar günümüz teknolojisi gelişmiş de olsa halen daha rodaja gerek yoktur diyemeyiz. Ha, rodaja gerek olmayan araç yok mudur? Vardır. Mesela çok üst segment araçlar. Nedir mesela bunlar? Ferrari, Bugatti bu gibi araçlar zaten fabrikadan rodajı yapılarak sizlere geliyor. Ya da mesela Honda'nın spor bir aracı var, şu an ismini tam olarak hatırlamıyorum. O da siz alır almaz piste çıkıp gazlayabilin diye fabrikasında rodaj yapılarak size teslim ediliyor. Ama onun dışında sıradan hepimizin alabileceği araçlar, yani özellikle ben motosikletten bahsedeyim. Abi motor mu yaptırdınız? Rodaj yapacaksınız. Sıfır bir araç, sıfır bir motosiklet mi aldınız? Rodaj yapacaksınız. Bunun kaçarı yok. Ve rodajı sadece motor bloğunun içi için yapılan bir şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bunun mesela fren balatalarının da bir rodajı vardır. Nasıl? Siz mesela hiç mi hayatınızda fren balatası değiştirmediniz? İlkten nasıl durabilir tutmaz değil mi? Böyle onu bir fren hissiyatını beğenmezsiniz. Alıştıkça alıştıkça fren daha güzel tutar. Abi sıfır motor aldığınızda da bu böyledir. Gerek fren, gerek amortisör, gerek efendime söyleyeyim motor bloğu, şanzıman, debriyaj. Bunların hepsinin bir böyle alışma süreci vardır. Ve zaten kullanma kılavuzlarında bu alışma süreçlerini size yazar. Mesela örnek vereyim. R25'te ilk 1000 kilometreye kadar 7000 devir. Ondan sonra 1000 ile 1600 kilometre arasında da 8600 devir. Pardon 8400 olması lazım. İkisinden biri yanlış olmasın. Bu devir aralığında motosikleti kullanın yazar. Ha şu da vardır. Şunu çok duyarsınız. Yine o çok bilmiş kendini bir şey zanneden arkadaşlardan şunu da duyarsınız. Ya işte o kadar da düşük devir kullanma, motoru sağır bırakırsın, arada bir yüksek devir falan çevir diyeni duyarsınız. Arkadaşlar elinizden geldiği kadar düşük devir kullanmaya gayret edin. Ha önünüze bir araba kırdı, kaçmanız lazım, ani gaz açmanız lazım, aç. Hayati durumlarda kendini riske atma. Ama şunu da düşünme, aa gaz açtım motorum çöp oldu. Değil, çöp olmaz motorun. Ama sen yine de sana o kitapçıkta ne yazıyorsa sen onu uygula abi. Bakın mesela ben sıfır aldığım R25'te bunu uyguladım. Daha sonrasında güzel bir şekilde de motorumu açtım. Ve benim motorum bırak sağır kalmayı emsali olan birçok R25'ten daha iyi yürüyordu. Bu da mesela yaşanmış %100 benim başıma gelmiş bir gerçek. O yüzden sizlere işte vay efendim motorun sağır kalır arada sırada gazla ya bir şey olmaz diyenlere itibar etmeyin. Rodaj yapmana gerek yok diyenlere şuradan şöyle bir geçelim. İtibar etmeyin. Açın abi altın elbiseli adamın videosunu izleyin. Anlatan adamların videosunu izleyin. Hani bu iki kaynakta çok benim güvendiğim ve size böyle güvenerek izleyeceğinizden emin olduğum kaynaklar. Bu kaynaklara bakın abi. Bu insanlar da rodajın yapılmasının gerekli olduğunu savunuyorlar. Ben de öyle olduğunu savunuyorum. Öyle olduğunu biliyorum. Öyle olduğunu tecrübe ettim. Ya hakikaten arkadaşlar böyle cahillik dediğimiz kavram böyle okul okumayla falan geçmiyor. Ya da okul okumamış adama cahil demek çok doğru bir davranış değildir. Hani ben ne üniversite mezunu adamlar tanıyorum, cahilin önde gideni. Hani cahillik hani kendimi kimseden üstün görmek değil benim şu anki kaygım ama abi hakikaten cahil. Çünkü niye? Bir şeyi böyle okumadan birilerinin lafıyla hemen ona inanıyor. Bakın mesela rodaj mevzusunu ben de kendim doğrularını bilmeme rağmen etrafımdan Erkan ne yapıyorsun ya? Ama işte abi ben de üniversite mezunu adamlar gördüm, cahilin önde gideni. Ne ilkokul mezunu adamlar gördüm, kendini geliştirmiş. O yüzden bir insanı böyle kafasına kamerayı takmış, altına bir motor almış, YouTube'da size yayın yapıyor diye çok fazla bilgi sahibi zannedip bilgilerine güvenmeyin. İlla ki YouTube'dan birilerinin bilgilerine güvenecekseniz açın ABS kaynaklar. Hakikaten çok fazla tekrarladım ama altın elbiseli adamı izleyin. Daha da fazla gereksiz yere videoyu uzatmak istemiyorum. Videomuzun genel konusu böyleydi. Rodaj gereklidir, rodaj yapılmalıdır. Nasıl yapacağınızı en iyi o motoru yapan üretici size kitapçıkta zaten bildirir. Herkesin lafına inanmayın diyorum. Buradan sonra döneceğim ama burada trafik sıkışıyor. Ve arkadaşlar eğer ki sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımı takip edin. Oralardan da takipleşelim.
Ayrıca kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse eğer like atmayı unutmayın diyorum. Gerekli hatırlatmalarımı yapıyorum ve son olarak şu yorumu da yapayım. Kimseyi kendimden aşağıda ya da kendimi kimseden yukarıda görmüyorum. Tamamıyla sizlere gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Ve sizlere gerçekmiş gibi bilgi veren, egoları tavan yapmış, kendilerini hakikaten böyle bir haf zanneden insanlar hakkında da cahil demekten kendimi alıkoyamıyorum. O insanlar cahildir. Cahilin sözüne inanmayın arkadaşlar. Dedim ve videomun sonuna geldim. Kendinize çok cici davranın. Allah'a emanetsiniz. Merak ettiğiniz konular, gerçeklerini öğrenmek istediğiniz konular varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Onların da videosunu çekelim diyorum. Haydi Allah'a emanet.